Herkese merhabalar. Bugün Opel Neskar'dayız ve yeni Crossland'a bir bakış atacağız. Kendilerine bu imkanı tanıdıkları için teşekkür ederim. Crossland biliyorsunuz Opel'in PSA grubuna, yani Peugeot Citroen grubuna geçtikten sonra Crossland X olarak çıkan bir modeliydi. Modelimiz yenilendi ve ismi Crossland'a döndü. Direkt ön tasarımından başlayayım şöyle. Yine bir kırmızı bir araç. Yine Peugeot'da olduğu gibi güzel bir rengi var. Ön tasarımda panjurumuz değişti. Artık kapalı bir panjuru var. Burada LED farlarımız var. Bu araç Ultimate donanımına sahip. LED farlarımız mevcut. Aşağıda sis farımız var. Yine park sensörlerimiz de bu araçta yine her zamanki gibi mevcut. Panjurumuz kapalı bir panjur ama üzerinde şöyle, siz de görüyor musunuz bilmiyorum, şöyle detaylar var. Bu araçta herhangi bir ön bölge asistanı ben göremiyorum. Yukarıda sadece bir sensör var. Belki ondan dolayı şerit takip özelliği vardır. İçeride bakarız birlikte. Yana doğru bakacak olursak şöyle yan profilden 17 inçlik yine konturlu bir alüminyum alaşımlı jantlarımız mevcut ve yine Bridgestone Turanza ile gelmiş. Burada da yine sinyallerimiz yanda tercih edilmiş. Yan formu pek değişmemiş aracın. Şöyle göstereyim size. Crossland X'te benzer tasarım taşıyor. Şöyle arkadan da bakalım. Arkadan da bakacak olursanız aslında arka tasarımı da yine çok değişmemiş. Ufak tefek değişiklikler mevcut. Burada tamamen LED olan stoplarımız mevcut ve Crossland yazımız yine yeni trend ortada. Şöyle yavaştan bagajını açalım. Elektrikli bagajımız yok. Bagaj hacmini ben yine ekrana yazacağım. Kaç litre olduğunu ben tam bilmiyorum. Ama şöyle tahminim 400 litre civarındadır. Şöyle burada bir gözümüz yokmuş. Burada stopa vesaire ulaşmak için bir göz var. Burada bir askımız mevcut. Şurayı kapatalım. Işığı mevcut. Yine burada da aynısından ışık yok burada. Şurada güzel bir detay var. Bakın bu baktığımız hiçbir araçta yoktu bugüne kadar. Clio'da da yoktu. Peugeot'da 208'de de yoktu. Bu araç B segmenti bu arada. Sadece crossover versiyonu. Bunu buradan tutup kaldırdığımız zaman bir göz daha var. Yani burası çift katlı. Burası düz oluyor. Ya da bunu şöyle aşağı indirebiliyorsunuz. Şimdi yapamadım elimde kamera olduğu için. Güzel. Evet, burası mevcut. Şöyle kaldırdığımız zaman altta bir göz daha var. Bunun burası da kalın bu arada. Yalıtımı iyidir bunun. Şunu da kaldırdığım zaman altta stepnemiz yok. Tamir kitimiz var. Burası da göz olarak kullanılabilir. Bagajda yine bir tutma kolumuz mevcut. Şöyle bagajımızı yavaşça kapatalım. Burada fark ettiğim geri görüş kamerası mevcut bu araçta. Maskemi takayım, aracın içine bineceğim çünkü test aracıymış bu. Teste çıkmayacağız. Ama maske takmak lazım. Evet. Yan tasarımda dediğim gibi çok büyük bir değişiklik yok. Bu araç yerden yüksek bir araç olduğu için tamponlarımız renksiz, ortasında gri bir parça difüzör mevcut. Aşağıda da egzoz ucumuz. Bu aracın motorunu ben bilmiyorum. Az sonra birlikte bakarız. Şurada depo kapağımız mevcut. Benzinli galiba, E5 E10 diyor. Evet, AdBlue yok. 1.2 turbo modeli. Şöyle yavaştan arkasına doğru geçelim. Kapı üstü gözlerden başlayalım. Sert ama nasıl diyeyim, yani ben böyle baktığımda aha ilk defa yumuşak bir B segmenti gördüm diyecektim. Burası da yine sert. Burada herhangi bir kumaş vesaire yok. Burası da sert. Ya artık B segmenti tasarruf segmenti olduğu için sert plastik kullanılıyor. Kapı içi gözümüz oldukça ufak. Yani buraya gerçi şöyle eğimli biraz ama bir su şişesi sığar. Arkaya genel bir bakalım. Bu araçta deri Alcantara. Bu sefer doğru söyleyeceğim. Deri Alcantara koltuklarımız mevcut. Koltuklar ileri geri gidiyor diye biliyorum. Evet. Şöyle ileri gelip geri gidebiliyorlar. Yavaştan içeri doğru bir geçelim. Bu koltukta bakayım. Benim hemen hemen sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Saçım başımda dağıldı, rüzgarlı yine Bursa. Burada bir karış, hatta şurası biraz oyuk olduğu için bir karıştan, yani bir karış bir diz mesafesi var. Koltukları rahatmış, sevdim. Burada bir cebimiz mevcut. Kapıyı bir kapattığımda içeride gayet sessiz bir ortam oluştu. Ama ben açacağım, ışık gelsin biraz çünkü Yukarı doğru bakalım, tutamaklarımızın 4'ü de mevcut. Cam tavan var. Perdesi şu an kapalı ama perde bir tık ince ama yine de güzel ferah. Perdeli kapalı haliyken de öyle. Şu ortaya bakacağız. Kol dayaması sürücü koltuğuna birleşik gelmiş. Ben bunu gördüm ilk. Baktığımız zaman burada 12 voltluk bir soketimizi görüyoruz. Kol dayamanın böyle olması burada bir göz oluşmasına imkan tanımış. Şöyle göstereyim. Fena sayılmayacak bir göz var burada da. Ortada bir kol dayaması yok. Koltuğu yatırdığınız zaman kol dayaması oluyor. Buradan da bir bagaja erişimimiz var. Bu koltuk güzelmiş bu arada. Ortaya doğru ben bir geçeyim. Ortada bu arada şaft tüneli çok az. Böyle ben ayaklarımı koyup oturabiliyorum. Ama şöyle bir şey fark ettim. Bu koltuğun tokaları yüksek olduğu için, gerçi bu buraya oturtulabiliyor ama bu çok dışarıda. Şöyle bunu da oturttum. Ben buraya oturduğum zaman beni rahatsız etti bunlar. Ama orta koltukta gidilir. 300 kilometreye kadar gidebilirim. 308'de 100 kilometre demiştim. Burada yanında kelebek camlarımız mevcut. Arka tarafta böyle ben bir boğunaklık vesaire hissetmedim. Cam alanlarımız fazlaca yeterli. Arkadan öne doğru genel bakışımız da böyle. Şimdi yavaş yavaş öne geçelim. Neymiş burada? Alcantara yazıyormuş. Burada da kahverengi bir detay varmış. Ben de aracı ilk defa görüyorum. Salsınlar, izin verdiler. Test aracını çekebilirsiniz. Vahide yok dediler. Yavaşça öne doğru geçelim. Değdirmeden. Ön kapı üstlerimiz yine sert ama arkaya nazaran biraz daha yumuşak. Burada artık Alcantara bir detay gelmiş. Aynalarımız katlanır. Az önce araba kilitliyken katlanıyordu, katlıydı. Burada 4 cam otomatiğimiz mevcut. Arka camların kilidi var sadece. Çocuk kilidi yok. Burada yine ufakça bir tutamağımız var. Burası da deri. Hoparlörümüzün yanında böyle bir detay kullanmış. Arkaya tezat oluşturacak şekilde geniş bir kolda kapı içi gözü var burada. Burası gayet alabildiğine eşya alabilir. Koltukların genel bakışına dağıtalım. Şurada kahverengi bir detay gördük. Crossland yazılı. Burada şöyle göstereyim. Koltuğun yatırma kaldırma özelliği var. Baldır desteğimiz yine mevcut. Şöyle bir tık ayarlayalım. Koltukta bel destek ayarı mevcut. Yukarı aşağı sağa sola yükseklik ayarı ve sırtlık ayarı mevcut. Bunları söylememe gerek yok. Kokpite doğru yavaş yavaş geçelim. Yine kapıyı kapatmayacağım. Burada far kumandalarımızı görüyoruz. Kapalı konumu yok. Dikkatimi çekti. Oto var. Park ve kısa var. Sis farları da burada yine Opel'in klasiği. Burada bir oyuk var. Kapağı yok ama buradan eşyalarınız düşebilir. Buradan OBD girişi gözüküyormuş. Kaputu da buradan açıyoruz zaten. Şu direksiyonuna genel bakalım. Opel'de Astra K ile başlayan, güzel tasarımı çok hoş olan bir direksiyon mevcut. Burada direksiyon ısıtmamız mevcut bu araçta. Hız sabitlemenin kontrolleri, menü kontrolleri, sesli komut, ses açma kapatma da buradan. Sinyal kolunda da otomatik uzun far varmış. Onu görüyorum. Bu Ultimate donanımı en dolusu. Kontak açamayacağız muhtemelen. Anahtar yok yanımda çünkü. Buradaki ekran az önce ama çalıştırmak için frene basılıyordu. Anahtar algılanmadı. Renkli bir ekran mevcut. Opel'den alışa geldiğimiz bir ekran zaten bu da. Yavaşça buraya geldiğimizde anahtarsız giriş çalıştırma vardır bu araçta. Belki giriş yoktur ama. Burada kablosuz şarj gözümüz var. Bayağı aşağıda güzel. 12 voltumuz var yine burada. 2 adet USB'miz mevcut. Bu USB ile Apple CarPlay ve Android Auto'ya bağlanabiliyorsunuz. Ekranı açalım. Sesini kısalım. Buradan audio, yani radyo. Navigasyon bu araçta mevcut. Artık Fransızlara geçti bu araç. Donanım zengindir. Telefon, Bluetooth. Ayarlara girebiliyoruz. Dokunmatiği nasıl ona bakacağım. Apple CarPlay ve Android Auto'da var bu araçta. Şöyle kör nokta uyarı sistemi, park yardımı vesairesi var. Ben şöyle bir dokunmatiğine bakmak istiyorum. Dokunmatiği de fena değil. Hızı bir tık geç geliyor. Ama hani tepkiler güzel. Dörtlü butonumuz burada. Kapı kilitleme butonumuz da burada. Kilitleyeyim mi? Arabanın içinde kilitli kalayım. Anahtar da bende değil. Klimamız burada. Çift yönlü dijital bir klimamız var gördüğüm kadarıyla. Vites topuzunu Opel hayret değiştirmemiş. Corsa'da biliyorsunuz Peugeot'daki topuz geldi. Bunu değiştirmemişler. Bu aracın teknik özellikleri de ben sağa sola yazacağım zaten yavaş yavaş. 8 ileri EAT şanzıman var bunlarda. ESP'yi kapattığımız buton var. Lastik basınç sensörü var. Şeritte tutma asistanı, start stop. şöyle ve otomatik park sensörünün kapatma butonu var. Malzeme kalitesine bakalım. Yumuşak, gayet hoş bir malzeme kalitesi var. Yani bu araç bir B-SUV, B segmenti bir crossover. Ama bana verdiği izlenim hiç öyle olmadı. Biraz daha C segmentine kayıyor gibi geldi. 2008'i de çekeceğiz, ona da bakarız. Burada da torpidosu yine güzel. İleri doğru gidiyor. Işığı mevcut. Soğutma vardır belki ama ben göremedim. Bu nasıl bir kapanma hissi ya. Biraz sert ama torpidoyu da beğendim. Şu aracın içinde zaten genel olarak baktığınızda gayet ferahsınız. Burada bir el frenimiz mevcut. Bu araç Ultimate olmayabilir bu arada. Belki şeydir, bir alt paketidir. Sorarım. El frenimizde güzel değişik bir tarzı var. Ama artık elektronik park freni olsaydı daha güzel olurdu. Kolda hemen herhangi bir ayarı yok. İleri gerisi yok. Zaten sizle beraber geliyor her yere. Buradaki göze ulaşmak için de kaldırıyorsunuz. Ve geri ittiriyorsunuz. Araç... Şöyle genel içeriye de bir bakalım. Dışarı çıkıp yavaşça kapanış yapalım isterseniz. Genel bakışımız da böyleydi. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi bizler sizin için çalışıyoruz. Markalarla işbirliği yapmaya çalışıyoruz. İzinler alıyoruz. Sizlerden de bu emeğin ve çabamızın karşılığı olarak bir abonelik, beğeni ve aşağıdan yorum yazmanızı istiyorum. Çünkü YouTube beğenilerimizin ve yorumlarımızın sayısına göre bizi daha fazla insana ulaştırıyor. Ben Neskar'a tekrardan teşekkür ediyorum. Bu aracı çekmemize izin verdikleri için. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.